Autodesk Account yönetimi ile ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. AutoCAD programları ya da Autodesk ürünlerini satın alırken vermiş olduğunuz mail adresi sizin kontrat menajeriniz olmuş olur. Autodesk tarafından bu mail adresine mail gönderilir ve siz bunu doğrulayarak burada bir şifre oluşturursunuz. Böylelikle ilk admin hesabınız yani kontrat menajeriniz oluşmuş olur. Kontrat menajerinize erişmek için manage.autodesk.com sitesine giriş yapmamız gerekiyor. Burada oluşturmuş olduğunuz mail adresinizi ve şifrenizi girerek admin hesabınıza erişmiş oluyorsunuz. Bu admin hesabında neler yapabiliyorum? Admin hesabında firmama almış olduğum, çeşitli zamanlarda almış olduğum tüm Autodesk ürünlerini takip edebiliyorum. Bunları kullanıcılar oluşturabiliyorum ve bunları kullanıcılara atayabiliyorum. Lisans yönetimi yapabiliyorum. Şimdi öncelikle firmama almış olduğum programların nerede görebilirim ve bunları nasıl download edip nasıl yüklemesini yapabilirim? Bunları görelim. Sol üst tarafta All Product and Services kısmı var. Burada firmama almış olduğum tüm Autodesk ürünleri sıralanır. Bunlara istediğim gibi erişme hakkı ve bunları istediğim gibi kullanıcılara atama hakkım var. Admin hesap olduğum için şu sol taraftaki tüm menüler, By User, Subscription Contract ve All Product kısımları gözükür. Yani standart kullanıcı eğer olursa, yani standart kullanıcılarda sadece Product Services kısmı gözükür. Yani standart kullanıcı sadece kendi hesabına erişebilir, programı download edebilir ve programı lisanslayabilir. Başka hiçbir tasarrufta bulunamaz. Burada program indirmek için örnek olarak AutoCAD'i seçiyorum. Sağ tarafında bir download vardır. Download diyorum. Geriye dönük 4 versiyon. Buradan direkt download edebilirim. Ama daha aşağı bir versiyon kullanmak istiyorsam Autodesk Ava'dan da bu geçmiş versiyonların medyalarını temin edebilirim. Biz şu anda AutoCAD 2021 kuracağız. Aynı şekilde dil seçeneklerimiz var. Burada tabii ki İngilizceyi seçiyorum. Şimdi install dediğimiz zaman bunu internet üzerinden direkt download etme daha doğrusu direkt internet üzerinden lokalimize kurma işlemine yarıyor. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü internet hızınıza bağlı olarak ya da internetinizde yaşanan kesilmelerden dolayı program kurulumu yarıda kalabilir ve bu da sisteminize, Windows'unuza zarar verir. O yüzden View All kısmından Browser Download diyerek programın medyasını önce kendi bilgisayarıma indireceğim ve bu medyayı kurulumunu medya üzerinden gerçekleştireceğim. Browser Download diyerek Start diyorum ve indirme işlemi başlıyor. Bu seçmiş olduğum programa göre bu kurulum medyaları bir dosyada olabilir, birkaç dosyada olabilir. Siz Start Download dediğiniz zaman bu sırasıyla bütün medyalar otomatikman lokalinize inmeye başlayacak. Aynı zamanda bu menüde seçmiş olduğum programla ilgili update kısımlarına da erişebiliyorum. Sağ üst taraftaki Updates Addons kısmından bütün programa ait bütün update'leri bulabilirsiniz. Bunları da versiyona göre sıralattığınız zaman üst versiyondan geriye dönük tüm update'lere ulaşabilirsiniz. Aynı şu şekilde AutoCAD 2021'in update birini de indiriyorum. Bu şekilde indirme işlemi bittikten sonra kurulum medyamızı lokalimizden çalıştırarak programı sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bu kısımda anlaşılmayan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Şimdi bizim için daha önemli olan bu lisanslarımı kullanıcılara atamam. Yani lisans yönetimi. Bunun için sol taraftaki User Management kısmından By User kısmına geliyorum. Siz Admin account'sunuz. Yani bütün menülere sınırsız bir şekilde erişebiliyorsunuz.
Ben şimdi bir kullanıcı atayacağım, oluşturacağım ve bu kullanıcıya program lisans ataması yapacağım. Sağ üst taraftaki artı işaretinden Invite Users kısmından kullanıcının isim, soy isim. Bu arada isim soy isim kısmında Türkçe karakter kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Aşağıya da mail adresini yazıyorum. Ve send invite dedik. Kullanıcımı oluşturmuş oluyorum. Şu anda bakın yeni bir kullanıcı oluşturdum. Bu kullanıcıya 30 saniye 1 dakika içinde Autodesk tarafından Create My Account adı altında bir mail gider. Kullanıcı bu maili tıklayarak hesabını doğrular, şifresini oluşturur ve şu anda status kısmında pending olarak gözüken yani askıda olarak görünen hesap aşağıdakiler gibi aktif hale gelir ve kullanıcı tam manasıyla artık hesabı üzerinde hak sahibi olmuş olur. Şimdi kullanıcıyı oluşturdum. Bu kullanıcının kullanmasını istediğim programları ise kullanıcının içine girip buradan atamasını yapabiliyorum. Mesela ben bu kullanıcımın PDM Collection paketini kullanmasını istiyorum ve bir adet bu paketten kullanıcımı atama yaptım. Artık kullanıcım PDM Collection paketinin içinde bulunan tüm programları kendi bilgisayarına, kendi hesabında görüp kendi bilgisayarına download edebilir ve bunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilir. Şu anda kullanıcı user olduğu için bir daha tekrarlıyorum. Burası önemli. Sadece Product and Services kısmını görecek kendi hesabıyla açtığı zaman ve diğer kısımlara herhangi bir şekilde ulaşamayacak. Yani kullanıcı herhangi bir kullanıcı oluşturamaz, kullanıcı silemez, kendi programını silemez. Bu tasarruflar sadece admin hakkında olan kullanıcılara aittir. Siz bu kullanıcının aynı zamanda admin olmasını istiyorsanız kullanıcının içine tekrar giriyorum. Üst tarafta Change Role kısmında bu kullanıcı siz primary adminsizsiniz. Bunu secondary admin yani ikinci admin olarak atayabilirsiniz. Sizin olmadığınız zamanlarda bu kullanıcı da hesaplar üzerinde bu hakka sahip olmuş olur. Aynı zamanda Subcreation and Contract kısmında firmama ait olan bütün Autodesk ürünlerimi, kontratlarını burada ayrıntılarıyla görebilirim. Burada aldığım lisansın lisans sayısı, kaç yıllık olduğu ve bitiş tarihlerini hepsini takip edebiliyorum. Zaten burada size bitmesine yakın, yani kontratınızın süresinin bitmesine yakın 1-2 ay önceden yenileme yapmanızla alakalı bir uyarı gelir. Siz böylelikle bu uyarıyı gördükten sonra bayinizle iletişime geçip sorunsuz bir şekilde yenilemenizi yapabilirsiniz. Böylelikle işleriniz yarım kalmış olmaz. Şu anda size söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.